Evet, derse yeni girenler için söylüyoruz. Sayfa 43 ödemiştik, işaret koymuştuk. Sayfa 44'ü yapıyoruz. Buradaki kelimeleri şimdi hecelerine ayırıyoruz. Kaç hece olduklarını yanlarına yazıyoruz. Ama Ben bitiren bitirdim. beklesin. Bitiren beklesin. Bitiren beklesin. Öğretmenim Mikrofonu kapat geri. Tamam, mikrofonu kapat geri. Tamam, bitirdin demenize gerek yok. Ada da bitirmiş, tamam bitirdim. Ada. Bitirdim öğretmenim. Tamam. Evet, şimdi geçelim arkadaş kelimesine. Bize bu arkadaş kelimesini kim hecelerine ayırıp kaç hece olduğunu söyleyecek? Parmak kaldırıp hecelerini ayırıp kaç hece olduğunu kim söyleyebilir? Kimse söyleyemez mi? Abi? Öğretmenim. Arkadaş. Kaç hece? Üç hece. Üç hece. İbrahim Üç sen hece yaz. öğretmenim. Parmak kaldırıyoruz. İbrahim Korkut. Üç hece, hecelerini ayır. İbrahim. Tamam, hecelerini ayırarak söyle. Tamam, üç hece duydum. Hecelerini ayır. Ar. Evet, onu sordum. Başka hecelerini ayırmak isteyen var mı ve kaç hece olduğunu söylemek isteyen? Derse katılalım. Ben öğretmenim, ben. Söyle. Cem sen söyle. Mikrofonu aç. Arkadaş. Kaç hece oldu? Üç. 3 hece, evet. Arkadaş. Öğretmenim. 3 defa da söylüyoruz değil mi? Arkadaş. 3 hece. Öğretmenim. Parmak kaldır. Zerrin. Zerrin söylesin. Üç hece. Tamam, hecelerini ayır. Ayırarak söyle. Arkadaş. Evet. Arkadaş. 3 hece değil mi? Ben de yazıyorum buraya ekrana. Biliyorsun ben Kaç yeni başladım. hece? 3 hece ayırdığımızda. Şimdi hecelerini ayırmadan da kaç hece olduğunu bulabilirdik aslında. Nasıl buluyoruz? Sesli harfleri de sayarsak, kelimemizin içerisinde geçen sesli harfleri saydığımızda da kaç hece olduğunu aslında bulabiliriz. Mesela arkadaş, kaç tane sesli harf var? A var, bir. Bir daha A var, iki. Bir daha A var, üç. Üç tane. Demek ki üç hece. Bakın zaten biz de üç hece olarak bulduk. Bir sonraki kelimemize geçelim. Sohbet. Hecelerine kim ayırıp kaç hece olduğunu bize söylemek ister? İsteyenler. Parmak kaldırsın, görüyorum. Derse hiç katılmayan var. Hatice. Öğretmenim. Evet, Sarp. Güzel Hatice. Sarp. Hecelerini ayır. Tamam, hecelerini ayır Sarp. Sohbet. Muhammed. Öğretmenim. Evet, sohbet iki hece. Mikrofonu geri kapat. İbrahim Korkut. Sohbet iki hece. Başka söylemek isteyen var mı? Zerrin. Sohbet iki hece.
Halil. Sohbet iki hece öğretmenim. Evet, hecelerini nasıl ayırıyoruz? Sohbet. Ada sen de söyle. İki. Evet. Öğretmenim ben de. Sohbet iki hece. Evet, ekrandan geçirelim yapamadıysak. İki hece. Zaten hecelerini ayırmadan da kaç hece olduğunu direkt bulabiliriz. Nasıl buluyoruz? Sesli harfleri sayarsak, ünlü sesli harfleri sayarsak da hece sayısını buluruz. Bakın sohbette hangi ünlü harfler var, sesli harfler var? O ve E iki tane değil mi? Demek ki bu kelimemiz iki hece. Zaten biz de iki hece olarak bulduk. Son kelimemizdeyiz. Son kelimemizdeyiz. İletişim. Hecelerini ayırıp kim kaç hece olduğunu bize söylemek ister. Zevlin söylesin ilk önce. İletişim. İletişim dört hece dedi. Ada sen söyle. Üç heceli öğretmenim. Üç mü? İyi hecelerini ayır bakalım. Bir daha ayır hecelerini. İyi. Dört. Dört. Abin sen söyle. Hecelerini ayır ve kaç hece olduğunu söyle. İletişim. Dört hece öğretmenim. Evet. İbrahim Korkut. Evet. İletişim dört hece. Cem sen söyle. İletişim üç hece. Bir daha hecelerini ayır. Bir daha hecelerini ayır. İletişim. Üç mü oldu, dört mü oldu? Dört. Dört değil mi? İletişim dört hece. Kutumuzda. Evet, yazıyorum. İletişim dört hece. Dört hece. Evet. Hecelerini ayırmadan da kaç hece olduğunu bulabiliriz dedik. Nasıl buluyoruz? Bakın sesli harflerini sayarsak da hece sayısını bulabiliriz. Kaç tane sesli harf var iletişim kelimesinde? İ var bir, E var iki, tekrar İ var üç, tekrar İ var dört. Dört hece olduğunu bulduk zaten. Sayfamızı çevirelim. Sayfamızı çevirelim çocuklar. Sayfamızı çevirelim. Sayfa 45'teyiz. Sayfa 44'ü tamamladık. Sayfa 45'teyiz. Sayfa 45'teyiz. Burada ikinci alıştırmada bize bazı kelimeler vermiş. Bu kelimeleri hecelerine ayırmadan hece sayılarını direkt yazıyoruz. Nasıl yazıyoruz? Sesli harflerini sayarsak zaten hece sayısını bulmuş oluruz. Bakın mesela ilk örnekte şemsiye. Sesli harflerini sayıyorum. Öğretmenim. E. Ben söyleyebilir miyim? Üç tane sesli harf var. Yani bu üç hecelenmiş diye yazmış. Diğerlerini de siz yapın. Bu ikinci alıştırmayı yapan. Öğretmenim. Üçüncü alıştırmayı yapsın. Bir dakika dinle. Üçüncü alıştırmada da bize bazı kelimeler oluşturur. Mesela ne olur? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mesela ço, yu alırsak buradan çocuk alırsak çocuk mesela gibi. Buradaki hecelerden kelimeler içerisine yazıyoruz. Mikrofonu kapat. Yazdım.
Evet, bu sayfayı şimdi yapıyoruz. Öğretmenim. Efendim. Ya şu ikinci de iki şu bu şemsiyenin yanında bir tane daha var ya, ona da mı aynısını 3 hece 4 hece falan yazacağız? Evet. Hece sayısını yazacağız. Kaç hece ise hece sayısını yazıyoruz. Ama hecelerini ayırmadan direkt bakacağız. Sesli harf kaç tane varsa içinde o kadar hece vardır zaten. Neler var sesli harf? Ö var, E var, E var. 3 tane var. 3 yazacağız o zaman. Gibi. Sesli harfleri de sayarsak hece sayısını bulur çocuklar. Evet. Sesli harfler neydi? A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Sesli harfleri de sayarsak hece sayısını buluruz. Hecelerini ayırmamıza gerek kalmaz. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Evet, Türkçe ikinci kitaptayız. Sayfa 45'teyiz. Öğretmenim. Efendim. Biz ses safrayı yazarak yaptık. Tamam. Sayarak. Tamam, bekleyin. Biz kız noktası bulduk. Deniz, mikrofonu açma. Mikrofonu kapatıyorum, açma. Evet, sayfa 45'teyiz. Tamam, şey söyleyebilir miyim? Evet. İkinci ben bitirdim öğretmenim. Alıştırmayı yapıyoruz. İkiyi bitiren üçe geçsin. Burada da bize heceler vermiş. Tamam, bu hecelerde kelimeler oluşturuyoruz. Öğretmenim, ben bir tane bulabildim. Üçüncü etkinlikten. Düşün. Efendim Zerrin. Öğretmenim, ben bitirdim. Tamam, bekle. Başlayalım yapmaya. Öğretmenim. Öğretmenim, ben bitirdim. Tamam, bitirenler bitirdim demesine gerek yok. Mikrofonu açmayalım kendi başımıza. Mikrofonlarımız kapalı kalsın. Soru sorduğumda, söz hakkı verdiğimde açın mikrofonunuzu. Evet. Şemsiye 3 hece demiş. Zaten kitabımız yazdı. Ayize kaç hece? Kim söyleyecek? Ayize. Kaç hece? Habin? Mikrofonunu aç. Üç hece. Üç hece dedim. Başka cevap vermek isteyen. Tamam, başka cevap vermek isteyen. Zara. Üç hece. Deniz Rüzgar. Mikrofonunuzu açın ilk önce. Üç hece. Tamam. Cennet söylesin. Üç hece dediniz. Hasan, mikrofonunu aç ilk önce. Üç hece. Üç hece değil mi? Sesli harfleri saydığımızda Zerrin. Üç hece. Cem. Üç hece öğretmenim.
Üç hece değil mi? A, İ, Z, üç hece. Yani direkt hecelerini ayırmadan da sesli harflerini sayarsak A var, İ var, E var. Üç tane sesli harfi var. Bir, iki, üç. Demek ki bu üç hecedir. Karşısına yazalım üç hece diye. Bir sonraki kelimemize geçtik. Deniz. Deniz kaç hece? Deniz kaç hece? Kim söyleyecek? Öğretmenim, ben alt sayfayı da bitirdim Tamam, bitiren beklesin. Deniz kaç hece? Denizi Deniz söylesin. Deniz ismin kaç hece senin? İki. İki dedin İbrahim. Korkut. Mikrofonu aç. İki Halil. İki. İki dedin. Başka Pavin. Öğretmenim ben. Öğretmenim ben. Top top top. İki. Başka söylemek isteyen var mı? Sarp. İki değil mi? Deniz iki hecedir. Sesli harflerini sayarak direkt hece sayısını sayabiliriz. Sesli harf ne var denizin içinde? E var, i var sadece değil. Bir, iki. İki tane sesli ünlü harf var. Demek ki deniz iki hece. Bir sonraki kelimemiz mesajlaşmak. Kaç hece? Kim söyleyecek? Mesajlaşmak. Kaç hece? Kim söyleyecek? Sarp. Dört hece. Abi. Hayır, pardon. Dört hece. Öğretmenim. Ayaz. Dört hece. Dört hece dedin. Esma Nur. Öğretmenim, dört Dört. Hatice. hece. Hani verecek ya sana. Dört hece öğretmenim. Öğretmenim bitirdim. Tamam. İkide üçü de. Dört hece dediniz. İbrahim Korkut kaç hece? Evet, dört. Sara. Vay. Evet, dört hece değil mi? Sesli harfleri saydığımızda bir, iki, üç, dört tane sesli harf var. E, A, A, A. Demek ki bu hecelerini ayırmadan da söyleyebiliriz. Dört hece. Yazdık. Bir sonrakine bakalım. Öğretmen. Öğretmen kaç hece? Öğretmen. Öğretmen kaç hece? Hatice. Öğretmenim Hatice duymadım seni. ben. Har. Öğretmenim üçüncü. Üçüncü. Hatice. Halil bak sen ne Başka söylemek isteyen. dedin? Öğretmek ne dedi? Ay. Bunu katılalım. Öğretmenim. Evet. Kim söylesin? Öğretmenim. Üçünü Evet, öğretmen Ata. önce sesli Bu harfleri sayarsak 1, 2, 3 Ö, E, 3 tane sesli harf var. Demek ki 3 hece. Ben O. Evet, geldik merhaba kelimesine. Merhaba kaç hece? Kim söyleyecek? Derse katılsın herkes. Merhaba kelimesi kaç hece? Kim Halil, söyleyecek? el kaldır Merhaba. Cem söylesin. el. Mikrofonunu açıp. Ne? Bir kere söyledim, başka söylemem. Üç. Öğretmen. Üç dedin. Mikrofonunu geri kapat. Unutma. Mikrofonumuzu açıp kendi kendimize konuşmayalım. Muhammed kaç hece? Ama orada klasik simülatör var. Ama da var. Bir sürü Öğretmenim var. üçüncü.
Sahtesi var, bir diğeri var. Evet, 3. Deniz, rüzgar. Bir de Minecraft'ım var. Harika bir modelim de var. Oo. Ali, mikrofonunu kapat. Evet. İbrahim. 3. 3. Habin. 3. Halil. 3. Evet, merhaba, 3 hece bu da. Merhaba, 3 hece. Sesli harfleri sayarak da bulabiliriz. E, A, I, 3 hece. Masmavi'ye geldik. Masmavi kaç hece? Masmavi. Kim söyleyecek? Masmavi kaç hece? Öğretmenim. Hatice. Öğretmenim. Öğretmenim, 3 hece. Nasıl mavi de 3 hece? Ada. Ada, mikrofonunu aç. 3 hece öğretmenim. 3 hece dedi. Zevri, mikrofonunu aç. 3 hece. Bu da 3. İbrahim Korkut. Masmavi 3 hece öğretmenim. 3 hece, evet. A, A, İ. 3 tane sesli harf var. Demek ki 3 hece. A, A, İ. 3 hece. Son konuşmak kaç hece Muhammed? Konuşmak. 3 hece. O da 3. Cem. Eskisi gibi kağıt. Cem, mikrofonunu aç, söyle. 3 öğretmenim. 3. 3. Deniz, rüzgar, siz söyleyin, mikrofonunuzu açıp. 3. Evet, konuşmak da 3 hece değil mi? O, U, A. 3 tane sesli harf var. 3 hece. Evet, ikinci etkinliği tamamladık çocuklar. Bu sayfada ikinci etkinliği tamamladık. Üçüncü etkinliğe süremiz yetmedi. Dersimizi yavaş yavaş bitireceğiz. Üçüncü etkinliği bir sonraki Türkçe dersinde yaparız. Bekleyin, kitabınızı kapatmayın, ödev vereceğim. Ödev sayfasını söylüyorum. Sayfa 47 ödev, işaretleyelim. Türkçe kitabı sayfa 47. Şu an ekranınızda gördüğünüz sayfa 47. Ödev, işaretleyelim. 45 mi? Sen seninle görüşeceğiz. Evet, 47 ödev. Öğretmenim. 47 ödev, dinle. 47 ödev. Öğretmenim. Ve 49 ödev. 47 ve 49 ödev. Öğretmenim, ders bitti mi? Evet. Ödevi işaretledim. Öğretmenim, başka hangisiydi? 49. Öğretmenim, ders tamamen bitti mi? Evet, Türkçe ikinci kitap sayfa 47-49 ödev. Dersimiz bitti çocuklar. Türkçe dersimiz de bitti. Mikrofonlarınızı şimdi kapattım. Türkçe dersimiz de bitti. Bir sonraki derste yarın aynı saatte, saat 9'u çeyrek geçe, 9.15'te görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Öğretmenim.